Bugün sizlere muhteşem bir kurabiye tarifi vereceğim. Bu tarifi yaptıktan sonra isteğe bağlı soğuduktan sonra buzluğunuzu atabilirsiniz. 125 gram oda yumuşatmış olduğumuz tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 tane yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Benim kabartma tozum birazcık topaklı olduğu için genelde eleyerek ekliyorum. Sizin kabartma tozunuzda herhangi bir sorun yoksa direkt ekleyebilirsiniz. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım. Kullanmış olduğumuz tereyağının oda sısında yumuşamasına dikkat edelim. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra da kontrollü bir şekilde ununu ekleyelim. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden kullanmış olduğumuz tereyağının oda yumuşamış halinden unun kalitesinden un miktarı değişebilir yani kurabiyede iki buçuk su bardağı da yiyebilir 3 su bardağı da yiyebilir üç buçuk su bardağı da un yiyebilir o yüzden de kontrollü bir şekilde ekleyelim yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor Yoğurmuş olduğunuz elinize birazcık yapışır hatta birazcık da hamur kırıntıları olabilir. Temiz elinizle kıvamına bakın. Temiz elinize baktığınız zaman böyle kaymak gibi bir hamur olur. Çok da güzel şekil alır. Bu kurabiyeyi bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine streç film kapatıyorum ve 20 dakika dolapta dinlendiriyorum. 20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine ben bir su bardağı da çekilmiş fındık ekliyorum. İsteğe bağlı çikolata da ekleyebilirsiniz ya da sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Fındığı hamura dedikten sonra da birer tatlı kaşığı kadar ölçü yapalım. Avucumuzun ortasına sabitleyerek yuvarlayalım. Fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsimizi aralıklarla dizelim. Tamamının şeklini oluşturduktan sonra da önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Ortalama 25 dakikada pişiyor. Kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Söylemiş olduğum gibi 170 derece alt üst fırınıma veriyorum. 25 dakika pişiriyorum. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Sayfamı takip alalım. Hoşçakalın.